Arkadaşlar videolarda hep en üst paketleri görürsünüz. Ama ben sizlere giriş paket bir süper çekiyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Skoda Superb'in elit paketini çekeceğiz. Bu araç tam 1.950.000 lira. Sizlere donanımlarından en uygun fiyatlı bir Superb'i aldığınızda ne sunacağından bahsedeceğim. Ayrıca şöyle bir durum var. Aslında benim de düşündüğüm, bana da mantıklı gelen araçlardan biri. Belki ilerleyen zamanda sahip olacağımız araçlardan biri olabilir. Açıkçası araca oturduğumda böyle bir eski Passat'ın o hissini bu arabada da aynı şekilde tattım. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterir, hayat ne gösterir hep beraber göreceğiz. Ama elit paket bana çok yakın geldi. Sizlere donanımlardan bahsedeceğim. Beğenip beğenmediğiniz lütfen yorumlara yazın. Eksilerini, artılarını, her şeyini bahsedeceğim. Umarım video hoşunuza gider. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şu an İzmit Keleşli Otomotiv'deyiz. Ayrıca buradaki arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Buradaki arkadaşlar her zaman ilgiler ve güzel bir çekim yapmama yardımcı oluyorlar. Sizler de kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Videomuzda her zamanki gibi anahtarımızla başlıyoruz. Ekranın anahtarıyla aynı anahtara sahip arkadaşlar. Şimdi karşınızda geniş paket yeni Skoda Superb. Bahsetmiyor videonun başında. Herkes böyle dolu paketler çeker. Ben de giriş paket seven bir insanım. Giriş paketler benim ilgimi dolu paketlerin daha fazla çekiyor. Yani mesela C segmenti bir dolu paket araç alacağıma giriş paket D segmenti almayı her zaman daha fazla tercih ediyorum. Biliyorsunuz önceki aracım da benim Trendline bir Passat'tı. O gün benim Highline bir Golf'e de bütçem yeterli oluyordu ama benim için segment çok daha önemli. Segmentle beraber arabanın tamamen sürüş hissiyatı da değişiyor. Elit paket aldığınızda neler geliyor, neler eksik hepsinden bahsedeyim sizlere. Şimdi ön tarafta öncelikle şöyle LED farlarımızı görüyorsunuz. Daha öncesinde baktığımızda LK'larda en dolu paketlerde Matrix bir aydınlatma vardı. Burada Matrix değil, sadece basic LED bir aydınlatma var. Önde park sensörü yok. Bir eksik olarak bunu yazabiliriz. Panjurumuzda krom detaylar yok. Yine yeni Skoda amblemimiz mat krom renklerinde. Mercekli Matrix farlara geçmek isterseniz ise prestij donanımına geçmeniz gerekiyor. Yani 2.750.000 lira bantlarına çıkmanız gerekir. Ön tarafta görüntü bu. Özellikle siyah rengi ben Bora Bey'e çok yakıştırdım. Arkadaşlar Bora Bey'i incelerken de sanki kendime bir araç bakıyormuş gibi anlatacağım. Şöyle her detayına göz gezdiriyorum bir yandan sizlere anlatırken. Hankook lastiklerle gelmiş bu araç. Ventus Prime 4'ler üzerinde bulunuyor. Ben kullanıyorum arkadaşlar Ventus Prime'ları. Birazcık sert lastikler. Yani daha yumuşak lastikleri daha çok seviyorum ben. 215-55R17 ebatında giriş pakette bir jantımız geliyor. Superb zaten konforlu bir araç. Bununla beraber iki kat daha konforlu olacaktır. 17 inç bu araba için büyük bir konfor yaratır. Benzin depomuza bakalım. Bakın burada dizeller için de AdBlue giriş bırakılmış. Burada 1.5 ETSI mild hybrid motorumuz için benzininizi koyuyorsunuz. Arkadaşlar motor konusunda birazdan göstereceğim sizlere. Önceki nesile göre farklılık var tabii ki ama beygirler aynı kalmış durumda. Ama arka kapının büyüklüğü insanı büyülüyor. Yani burada kocaman bir kapıya sahipsiniz. Bunun sayesinde bir D segmentine bindiğinizi, baksanıza kapı neredeyse kolonu çarpacak kocaman bir kapıya sahipsiniz. İçerisinin girişine bakar mısınız? Evet, aracın arka bölümüne geldiğinizde ise LED stopları görüyorsunuz ama arkadaşlar Skoda şöyle bir şey yapıyor. Daha önceki Skoda Superb'lerde de görmüşsünüzdür yollarda. Giriş paketlerde stopların dış bölümünün aydınlatması yanıyor, iç bölüm yanmıyor. Şimdi sizlere onu göstereyim. Evet, kontağımızı açtık. Şöyle dörtlerimizi aktif ediyoruz. Sizlere bahsettiğim şey bu işte. Biliyorsunuz arkadaşlar dış aydınlatma yanıyor. İçerideki aydınlatmalarda prestij pakete geçtiğinizde stoplarınız aynı LK videosunda gördüğünüz gibi olacak. Şu anda şöyle göstereyim. Arkadan bu şekilde gözüküyor. Ön bölümdeki basic LED aydınlatmalarımız da bu şekilde. Arkadaşlar giriş paket bir araç aldığınızda aslında şu güzellik oluyor. Aracın üst paketlerinde de olan altyapı malzemelerinin hepsine, alt takımın hepsine kavuşuyorsunuz. Aslında bu güzellik oluyor. Gördüğünüz üzere bağımsız bir süspansiyonumuz var. Geri görüş kameramız da yine yıkama fonksiyonu olan bir geri görüş kamerası. Renkli cam bu araçta bulunmuyor. Sonradan bir cam filmi yapılması bu arabaya tabii ki çok yakışacaktır. Bildiğiniz üzere Skoda Superb'lerin artık en dolu paketini dahi alsanız sunroof gelmiyor. Sadece kombi versiyonlarda geliyor. Bu araçta da elbette yok. Ama arkadaşlar şöyle bir güzellik var. Bakın bu ön tarafta kamera görüyorsunuz. Önceki versiyonlarda bu tarz donanımlara kavuşmak çok zordu ama artık şerit takibiniz, çarpışma önleyicileriniz, yaya korumalarınız her şey var arkadaşlar. Üst pakette ne alıyorsanız aynı şekilde bunu da var. Ve bu sensörler sayesinde mesela kör noktası sensörü sadece kör noktayı belirtmiyor. Geri geri çıkarken parktan çıkışlarda da size yardımcı oluyor. Görmediğiniz bölümdeki arkanızdan gelen araçları sizlere uyarıyor. Bunlar sürüşte güvenlik olarak sizlere büyük katkı sağlayacak. Bu aracı kamera kadrajına sığdırmakta zorlanıyorum. Oldukça büyük, oldukça uzun bir araç. İçeride durumlar bu şekilde. İçeri doğru geçtiğimizde anahtarsız giriş yok arkadaşlar. LK'larda vardı hatırlarsınız. Üst paketlerde prestijden geliyor. İçeri doğru geçtiğinizde sizlere detayları şöyle güzelce anlatayım. Giriş pakette manuel bir koltuğa sahip oluyorsunuz. Şöyle
2 kolu bir sistem var. Yan tarafa baktığınızda malzeme kalitesinden bahsedeyim. Arkadaşlar malzeme kalitesi konusunda plastikler aynı yumuşaklıkta LK ile. Hiçbir fark yok. Tabii ki döşemelerimizin tarzı değişiyor. Bakın buradaki aynı şekilde kumaş tarzı bir hissiyatı veren ama bu hayır plastik. Ama dokunduğunuzda kumaş bir hissiyat veriyor, biliyor musunuz? Buradaki tamamen döşemeleriniz biraz daha farklı. Izgaralarımız ama aynı şekilde kalmış. Burada kumaşlar yine aynı şekilde biraz daha değişiyor. Mesela prestij aldığınızda her yerde deriler geliyor. Bu kumaşlara dahil olmak üzere. Koltuklarınız da aynı şekilde deriye dönüşüyor. Burada arkadaşlar şöyle yumuşacık bir plastik kullanılmış. Ayna kaplamamız bu araçta yok. Ayna kaplama fonksiyonu premium paketten itibaren geliyor. Evet, aslında şöyle bir detay var. Bakın sensörleri şimdi açtım. Yani güvenlik ekipmanlarını gördüğüm sistemi açtım. Lane Assist var. Burada onu görüyorsunuz. Hız sabitleme sınırlayıcı var. Ama bakın şimdi hız sabitleme kolunun üzerine distance yazıyor. Arabada aslında donanım var. ACC kullanıma açık değil. Bakın ne yazacak, tekrar okuyun. ACC'nin aktivasyonunu mağazada yaptırabilirsiniz. Görüyor musunuz? Yani sonradan bu aracı adaptif cruise control, yani öndeki aracı takip edebilen, hızını ona göre uyarlayabilen bir sistemi aktif edebiliyorsunuz. Bu da güzel durum. Yani bunları sonradan aktif edebileceksiniz. Çünkü bu arabanın altyapısında çoğu şey var. Bütün sensörleriniz bulunuyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Far kumandalarınız hemen bu bölümde. Kapı ceplerimizin içleri tamamen yumuşak kaplamalardan oluşuyor. Çok güzel bir halı kaplama hissiyatı var. Direksiyonunuzun arkasından kontrol ediyorsunuz bu aracın da vites kontrollerini. Hemen şöyle girip vitese bakalım mı bir? Mesela marşa basalım. Şimdi manyetikle beraber bu araçların marş motoru da aynı şekilde kaldırıldı. Onun yerine elektrikli motor marş sağlıyor. Bakın dinleyin. Gördüğünüz üzere hiçbir marş sesi yok. Hemen sizlere şöyle geri görüş kamerasını göstereyim. İçerikleri zehirlemeden şöyle geniş açısı var. Kameramız gayet kaliteli duruyor. Arkadaşlar kapalı alanda araç çalıştırması çok riskli. Çevredeki insanlara zarar verecek bir durumdur, bilginiz olsun. Kadran temalarımız aynı. Bunlara sonradan güzel temalar gelmesi gerekiyor bence. Herhangi bir ambiyans aydınlatması yok. Yine anahtar çalışmamız var. Hemen direksiyon kolonunun arkasında. Ekranı biraz daha küçük göreceksiniz. İkisi de şu an arkadaşlar bu araçta 10 inç ebatında. Diğer araçta bir tık daha büyüktü ama bu da yine ekranı kaliteli olan bir araç. Yani FPS'ler çok kaliteli. Nasıl göstereyim sizlere? Şöyle geçenki videoda bir araç animasyonu bulmuştuk. Bu ekranı jelatinle açmayalım. Alacak kişi açsın ama şu netliği bence anladınız. FPS panel kullanılmış, belli oluyor. Şöyle aynı ayarlarımız. İşte silecekler. Bakın buradan hızlı hızlı işte servis pozisyonuna direkt sileceklerinizi getirebiliyorsunuz. Onu iptal edelim. Farınızın yüksekliğini buradan ayarlayabilirsiniz. Şöyle içeride sürüş bilgilerini sıfırlayabilirsiniz. Ambiyans aydınlatmalarımızdan ne varmış bakalım. Maalesef ambiyans aydınlatması olmadığı için arkadaşlar buradaki ayarlara dokunamıyoruz gördüğünüz üzere. Yine bunda da arkadaşlar burayı kişiselleştirebiliyorsunuz. Bakın dijital ortada Smart Deal olarak adlandırılan kısım var. Burayı mesela şöyle ses seviyesini de kaldırabilirsiniz. Sadece burası klima olarak kullanılır. Ya da derseniz ki ben klimamı ekranına ayarlayacağım. Burayı sadece bana şöyle sistem ayar olarak yap derseniz de bunun sayesinde sistemini de kontrol edebilirsiniz. Şöyle hava hacmini üzerine şöyle basıyorsunuz, hop fan çalışmasını durdurabiliriz. Klimanız tabii ki çift taraflı. Böyle klima ayarlarını ayarlarken ekrandan da bunu göreceksiniz. Hatta diyor ki üzerine basılı tut. Bakın grafiklere bakın, hop. Ya bu ekranlar o kadar kaliteli ki cidden inanamazsınız. Normal şu ekranla aynı kalitede ya. Widgetler var. Widgetlerden aracınızın tüm kontrolünü yapabilirsiniz. Bakın yağ seviyesini artık kendi ölçüyor. Normalde yağ seviyesi ölçümü yoktu. Apple CarPlay'iniz de bu araçta elbette var. Konumlandırması hakkında yorumları sizlere bırakıyorum. Benim için problem yaratan bir yer değil. Gömülü ekranları hala çok seviyorlar. Elbette biraz daha aracın göğsüne uyumlu oluyor ama bu da yeni bir moda. Orta konsola geldiğimizde yine eşya gözlerimiz bulunuyor. Kablosuz şarjımız yok. 2 adet Type-C çıkışımız var. Elektrikli el frenimiz sadece burada bulunuyor. Şöyle kolçağımızın içte gayet güzel kullanışlı eşya gözleri var. Şöyle çıkararak derin bir kendinize alanda yaratabilirsiniz. Yine bunlar işte Superb'in Simply Clever detaylarından biri. Bu bölümde arkadaşlar deri kullanılmış. Koltuklarınızın yapısına bakarsanız sportif bir koltuk yapısı var. Geniş ama. Yani sizleri rahat rahat sarıyor. Bir D segmentinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Herhangi bir elektrik desteği yok. Bel desteği. Bakalım. Yok. Bu iç tamamen kaplı. Hem de çok güzel hissettiriyor. Evet. İçerik donanımlar genel olarak bu şekildeydi. Sizlere başka gösterebileceğim donanım var mı diye düşünüyorum. Herhangi tavanda farklılık yok diğer araçtan aynı. Gelin bir de arkaya bakalım. Şimdi arka bölümde diz mesafesi aynı. Onunla ilgili problem yok. Diğer araçta da bakmıştık ama. Oldukça geniş bir alan var. Zaten hani süper alıyorsanız bu tarz detayları düşünmezsiniz dahi. Arkadaki malzeme kalitesinde de fark. Yumuşacık bu malzeme kalitesi her yerde. Onları hissediyorsunuz. Kolçağımız var. Şöyle kolçağı indirelim.
standartlık olacak. Diğer araçta farklılık olacak. Şöyle kapatabiliriz. Arkada 3. bölge klima sistemi yok. Diğer araçta vardı. Tabii prestij paketlerde de var. Bu araçta bulunmuyor. Bence tek bölge klima bile yeterli, biliyor musunuz? Ben klimanın 2. bölgesini hiç kullanmadım bugüne kadar. Bilmiyorum sizler kullanıyor musunuz? Arkadan ön konsol böyle gözüküyor. Bence güzel gözüküyor. Giriş paket Superb'imizin iç mekanları da bu şekildeydi. Ben sizlere bagaj kısmını gösterdim ama bagajı açmadık. Gelin beraber şöyle bagajı açalım. Bagajımızda herhangi bir elektrik fonksiyonu yok. Elektrikli bagaja kavuşmak isterseniz prestij pakete geçmeniz gerekiyor. Koltuklarınızı buradan yatırabiliyorsunuz. Dev gibi bir bagaj. Nasıl anlatabilirim sizlere bilmiyorum ama hacmini yazacağım. Diğer videoda yazmayı unutmuşum. Bir arkadaşımız uyardı beni. Hemen yine yedek lastiğimiz, altta kaplamalarımız şöyle. Her şey yerli yerinde. Yukarıda aydınlatma yok arkadaşlar. Normalde LK'da vardı burada, hatırlarsınız. Bu bölümde bulunmuyor. Evet, bagaj bu arabaya biraz şart gibi bir şey. Bunu da sonradan taktırmak gerekebilir. Bence olmalı. Giriş paketi bu şekilde donanımlarla konumlandırılmış. Süper. Kaputumuzu açtığımızda gördüğünüz gibi amortisörlü kaputumuz bulunuyor. Şimdi bakın buralara su vurmayın diye arkadaşlar uyarıda bulunmuşlar. Soğutma suyu kabımız 1.5 ATSI. Motorumuz ATSI'nin elektrik ünitesi bu bölümde arkadaşlar. İyiniz olsun. Bu elektrik motoru sayesinde araç uzun yolda istop ediyor. Kalkışlarda sizlere destek oluyor. Beygirlerimiz aynı ama yakıt değerlerini biraz daha düşürüyor. 0.4 litre yanılmıyorsam yakıt tüketimi sağlıyor motorlar. Biraz daha geliştirilmiş bir ATSI var. Bunda 12 kW bir motor bulunuyor. Herhangi bir motor kapağı yok. 4 silindirli 150 beygirli bir standart motor. Şöyle Superb'in önceki versiyonları da vardı. Benim çok hoşuma gider. Çok kaliteli hissettiren bir parça. Etrafa su sıçratmadan şöyle cam suyunu dolduruyorsunuz. Zaten bu araçta sadece cam suyuyla uğraşacaksınız. Başka bir detayla ilgilenmeyeceksiniz dahi. Motor bölümümüzde kaputumuzda yalıtım var. Ve motor kaputu çok büyük arkadaşlar. Baya baya büyük. Uzun zamandır motor iç bölümünün boyandığını görmemiştim. Bu araçta boyamışlar. Normalde boyamazlar yeni araçlarda. Mat renkte verniksiz kalır. Bakalım farları nerede üretmişler? Yine Polonya'da Valeo firması tarafından farlar üretilmiş. Bakmayın basic led aydınlatma olduğuna, bu farlar da oldukça kuvvetli aydınlatıyor. Tasarımı, görünüm hakkında ne düşünüyorsunuz? 1 milyon 950 bin liraya böyle bir araca sahip olmak ister miydiniz, almak ister miydiniz? Elbette ki şu anda hemen araçlar satılmış arkadaşlar. Bu aracın da alıcısı varmış, bilginiz olsun. Ama yakın zamanda tekrar yeni araçlar, yeni parti geleceği söyleniyor, bilginiz olsun. Burada ATSI ünitesinin kontrol beyni bulunuyor. Diğer bölümde ise tarya bulunuyor, 48 voltluk. Yeni Skoda Superb'in giriş versiyonunun anlatıcılarım bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Başka videolarda başka araçlarda görüşmek üzere. Dilediğiniz araçları bana yazın, ben de sizler için güzel videolar hazırlayayım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Prestij paketi, farlarımız Matrix geliyor, panjurumuz krom. Jantlarımız 18 inç ebe altında çıkıyor. Kapıların kenarında bakın gördüğünüz üzere krom detaylarla beraber gelmiş. İçeride aynı ekran ancak orta bölümdeki multimedya biraz daha büyümüş. Direksiyon ısıtma gelmiş. Deri koltuklarımız var, masajlı koltuklarımız var. Burada ambiyans aydınlamamız artık bu paketten sonra gelmiş durumda. Evet, Prestij'de videoda da bahsettiğim gibi her yerde deriler var. Prestij'de sizlere de bahsettiğim gibi farklı bir stop grubu kullanılıyor. Burada biraz daha 3 boyutlu efekti verilmiş. Tabii ki evet, bir bagajımız da var. Üst bölümün aydınlatmalarımız da geliyor. Evet, bagajımız güzel bir şekilde kapanıyor. Yine farlarımızda 3 boyutlu detaylara hakimiz.